Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 18 Aralık Pazar İzmir yarış programımıza tekrar sizin karşınıza geçtim sevgili dostlar. Evet, İzmir'de 9 koşulu bir programımız. Yani İzmir'e baktığım zaman şöyle çalışmalarına ilgimizi çeken safkanlar var da yani pek para verecek gibi görünmüyor ama biz tabii ki paraya çevirmek için birkaç safkan da ekleme çalışacağız sevgili dostlar. Bakalım, inşallah faydalı bir program geçiririz. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle sevdiklerinize sevgili dostlar. Bol kazançlı bir hafta sonu bizlerin olsun. Akabinde de Adana koşularımız var. Onları da orada da 7 koşulu bir programımız var. Bir altılımız olacak. Bakalım, orada da çalışmamızı yavaş yavaş tamamlamak üzereyiz. Evet, bugün Adana'yı yani yakalayacağız diye söylemiştim, zaten yakaladık ama 81 lira verdi sevgili dostlar. Yani verdiğimiz kurgu tuttu. Ama tabii ki yani pek istediğimiz gibi olmadı. Bazı yerlerde bayağı yıkarak gittik ama olmadı. Dördüncü koşta zaten 3-2-3 alternatif banko dedik. İki tane bankomuzdan zaten yanılmadık. Oralarda bali ikililerimizi aldık. Önerdiğimiz safkanlarla. Son anda 9 da geldi sevgili dostlar. Buna da dikkat diyerek son koşta onu da ikili için değerlendirdik ama maalesef dördüncükte kaldı. Gelseydi güzel ikili verirdi o da. Bir kuponumda da ben 6-9 geçtim. Dördüncü koşuyu 3-2 bırakarak yaptım. 2 kupon yaptım. Bir tanesine açıkça söyleyeyim sevgili dostlar. Yani kuponum bedeli benim 170 liraydı. 6-9 yaparak bir tane banko girdim. Maalesef onu kuponumuzun şeyini çıkartamadık. Onu da sizlere söyleyeyim yani açık yüreklilikle, yani söyleyeyim, kalkıp da yani 300-400 liralık kuponları da yani tutturduk mutturduk herkese kazandırdık diyecek bir şey değil çünkü bu. O yüzden sürpriz aradık ama maalesef sürprizler gelmedi. Neyse, gayemiz tutturmak oldu. İnşallah ufak bütçeli oynayıp da tutturan arkadaşlarımız vardır. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet, yorumlarımıza geçelim. Akabinde İstanbul koşularımız başladı. Yani birinci dörtlük oynayan arkadaşlar var mı Adana'da? Birinci dörtlüden yani. İkinci koşta iki banko yedi plaza için dedik. 1-5'te ikili için dedik. Biz birinci dörtlük ayın oynadım ben orada. 2-1-5 olarak girdik. Yani 311 lira aldım ben. İnşallah oynayan arkadaşlar vardır. Birinci üçlük ayın 78 lira verdi. Biraz oradan kıpırdadık. İkililerden kıpırdadık. İnşallah değerlendiren arkadaşlar vardır sevgili dostlar. Evet, yorumlara geçelim. Sevgili dostlar, tabii ki videomun hemen altında beğen butonuna basarak bana yorum bırakarak da desteklerinizi bekliyorum. Güzel desteklerle bana cevap veriyorsunuz. Güzel yorumlar var. Tüm yorumlara sevgili dostlar ben karşılık vermeye çalışıyorum. Yazışıyoruz, ediyoruz sevgili dostlar. Devamlı telefonum zaten elimde. Mesajlarda girip sizlerle paylaşıyoruz. Bir tane bayan arkadaşımız var. Melek miydi? Melek soy ismini hatırlayamadım. Bana bir şeyler yazmış. Ben de dedim tabii ki bayan olduğu için pek o kadar şey yapmadık sevgili dostlar. Dedim ben de ona, madem dinlemeyeceksin beni yani 6. koşuda demiştik yani 6'lı gayemizin 4. ayında 3 numaralı Katoğlu çok çok önde alternatif banko rakibi 2 dedik. Sonra sürpriz aradım ben. Orada Demir Berke diyeceğim ve Demir Bereket mi ne demişim galiba. Yani olabilir. Çünkü biz burada çok yorum yapıyoruz. Karıştırabiliyoruz. Yani herkes gidip de orada Demir Berke'yi aramadı. Yani ne söyleyeceğimi herkes bildi. Nasıl bir yorumcusun? Mahalle atlarının ismini doğru telaffuz et. Böyle yorumcu mu olur? Ben de yazdım. O zaman dinlemeyeceksin beni. Engeli de koyduk. İnşallah bir daha dinlemez bizi. Sevgili olsa bunu da buradan dile getireyim. Duyuyorsa zaten mesaj yazsa bile artık bana ulaşmayacak. Bunu da bilgisini vereyim kendisine. Mesaj yazmakta uğraşmasın. Yanlış telaffuzu yaptığım zaman zaten beni bilen biliyor. Neyse arkadaşlar, yorumlarımıza geçelim. Kusura bakmayın, birazcık uzattık. Özür diliyorum hepinizden vaktinizi çaldığım için. Evet, birinci koşu. Birinci altılı gayem saatlerimiz 14'ü. Handikap 15'i. 15 saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Handikap 15 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum. 8 safkanımız yer alıyor. Evet, burada bakıldığı zaman altın oğlu safkanımız yani Eren Kadirler ilk defa buluşan yani bu grubun çok çok üstünde, çok kaliteli bir safkan. Yani burada geçilmeyecek gibi görünüyor sevgili dostlar. Yani ben burada
Yeni nolu Ahbap, Erhan Aktuğ'la bomboş kiloyla ona rakip olarak değerlendireceğim. Bir de sürpriz deneyeceğim burada. Yani son yaptığı 3 koşusunu çok kötü performans sergileyen, şimdi Eray Çizik'le buluşan bir nolu Forever Justin. Yani onu da değerlendireceğim ben. 6 çok çok önde. Ufak bir çile oynayacak arkadaşlar. Yani ben miste oynayacağım diyecek arkadaşlar 6'ya yönelsin. Yönelebilirsiniz sevgili dostlar. Yani kazanma çok yakın ama ben 3 safkanına geçeceğim. 7 ve 1 benim tercihim olacak. Yani 6-7-1 olarak değerlendireceğim. Daha sonra Best of Fatoş var. Son koşusunu zaten önerdiğimiz bir safkan. İzmir'de 1600'ü satış 2'yi kazandı. Olabilir. O zaman grup 10 için birazcık çok çok cazipti zaten o gün. Ama bugün birazcık grup sertleşti ona. O yüzden ben kuponum, şablonum içerisine almadım. Ali Cenici ile dileyen arkadaşlar yazabilir. Benim burada 7 çok çok önde. Pardon 6 çok çok önde. 7 ve 1 benim bu koştaki sıralamam. Evet, ikinci koşu şartlı bir mücadele. İki tane şartlı birimiz var sevgili dostlar. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacak. 9 safkanımız yer alacak. Evet, çalışmaları ile burada ilgimi çeken 2 nolu safkanımız, hatta Özcan Yıldırım'la son çalışmasını Özcan'la yapmış sevgili dostlar. Mükemmel bir çalışmayla kendi de binmiş ve de 2 nolu safkanımız burada çok çok öne çıkıyor bende. İlk tercihim ikinci atım 5 nolu safkanımız olan Nevzat Avcı tercihine ben etkili koşacaktır. Ciddi bir rakip olacaktır. Mutlaka değerlendireceğim. Sonradan 7 ve 9 nolu safkanımıza kesinlikle imal etmeyeceğiz Erhan Aktuğ'la. Evet, buradaki sıralamamız 2, 5, 7 ve 9 şeklinde oluştu. Evet, 3. koşumuza geçelim. Şartlı 4. 3 Vekor İngilizler 1600 metre kuma çıkıyor. 6 safkanımızın zevkli bir mücadelesi bizleri bekliyor. 7 plase ve 1. üçlü ganyanımız. Evet, baktığımız zaman Kinkova yaptığı üst üste başarılı koşuların ardından yine koşunun en şanslı ismi olarak görünüyor sevgili dostlar. Yani buna yani bakıldığı zaman burada 3 nolu safkanı ilk defa bu grupla, Kinkova ile de ilk defa start alacak. Kinkova biliyorsunuz Speedy King'e geçilmişti sevgili dostlar. Şimdi Speedy King de yani burada mücadelenin 6 nolu safkanın içerisinde olacak ama ben buraya 2 at yeterli olacağını düşünüyorum. 4 ve de 3 nolu safkanlar ve o da Ali Yıldız da çok çok iyi bir form yakaladı. Son yaptığı 3 koşusu muntazamdı. Yani Kinkova'ya sert rakip ama 7 plase için 4 nolu Kinkova'ya banko tercihi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu dile getireyim ama 6'lı ganyanımızın 1. 6'lı ganyanın 3. ganyana tekabül eden bu koşuyu da ben 3'ü de es geçmeyeceğim. Bunu da dile getireyim. 4 ve 3 benim bu koştaki sıralamam. Evet, 4. koşu 6'lı ganyanımızın 2. 6'lı ganyanımızın başlangıç ayağı. Saatlerimiz 15.30'u gösterdi. Şartlı 3 dişilere mahsus bir koşu. 3 yaşlı Araplar 1600 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alıyor. 4 ile 10 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, burada işte birazcık sürpriz arayabiliriz sevgili olsa. Yani burada da yani sürpriz gibi gelecek safkanlar var. Son koşusunu kazanan bir Safinaz var. Muharrem Ok'la zaten önerdiğimiz bir safkanları son yaptığı koşusunu çok başarılı koştu. 1400'e mesafe uzasa da yani akışlı, çok etkili gelen bir safkanımız o günde bize yanıltmadı. Koşuyu da kazanmıştı sevgili dostlar. Yani burada bakıldığı zaman 2 nolu Hanımeli Alperen Oluk'la yani etkili koşmasını bekliyorum. Son dördüncülü kesinlikle kayda almadığım bir safkan. Benim ilk tercihim 2 nolu safkanımız olacak. Sonradan burada 6 nolu Merlot diyeceğiz. Nevzat Avcı ile bir kere start aldı. Onu da zaten kazandı. İzmir'de 1400'de Maiden'e veda ederken gerçekten başarılı bir koşu sergiledi. Boyunla da olsa Nevzat'la kazandı. Yine kazanmaya yakın gibi 2'ye çok çok ciddi bir rakip olacaktır. Sonra 5 nolu Köylü Kızım. Mutlaka değerlendireceğiz sevgili dostlar. Olmazsa olmazlarımızdan olacak. Sevgili, bir de 1 nolu Eyüphan diyeceğim ben burada. Sonradan da 3 nolu Safinaz. Sevgili dostlar, bunu da eksik etmeyeceğiz. Yani buradaki sıralamamız 2, 6, 5, 1 ve 3 şeklinde oluştu bu koşuda. Evet, 5. koşumuz kısa vadeli 4 Vekor Araplar 1200 metre kuma çıkacaklar. 12 safkanımız yer alıyor. 7, 12 nolu safkanlar ekürü. 8'de 10 nolu safkanlar
ek olarak piste çıkacaklar. Evet, burada Tahsis Kral artık çok çok geri planda kaldı ama sevgili olsa burada sürpriz şansı olabilir mi? Müslüm Baylan'la 4'lü 3 yaptılar. İyi koşullara sahip bir olan bir safkanımız. Ama burada Güvendik gibi çok çok kalite, çok başarılı koşullar sergileyen bir Güvendik var. Şimdi Vedat'la tekrar buluştu. Yaptığı son koşusunda handikap 22 1600 metre kumu Ahmet Çelik'le kazanmıştı. Yani Dirlik olsun, Naldöken Bey olsun, yani bunlarla da beraber mücadele içerisine girdi. Yani çok başarılı bir koşusu çıkartmış şimdi Vedat Yavuş'a teslim edilen Ekürüs safkanımız. Yani Güvendik, yani burada çok çok sırıtıyor sevgili dostlar. Yani geçilmeyecek gibi görünüyor ama yani burada bir Tatsız Kral, demin de bahsettiğim gibi kafamı kurcalayan o ve de yeni oğlu Aslan Turbo Mertcan Çelik'le yaptığı son koşusunu çok başarılı bir koşu çıkarttı. 1400'de 62 kiloyla boyunla da olsa Sille Tokat'ı geçme başarısı gösterdi. Biliyorsunuz Sille Tokat gerçekten çok kaliteli bir safkan. Yani Aslan Turba'da onu da geçme başarısı gösterdi. Ben burada güvendik tarafına yönelebilirsiniz arkadaşlar. Çok çok önde, çok önde, hatta 1-2 adım önde, 1-2 gömlek üstünde bu safkanların. Ama yanında ben 1 nolu Tahsis Kral ve yeni nolu Aslan Turbo'yu değerlendireceğim. 8, 7 ve 1 şeklinde oluştu bir sıralamam var. Evet, 6. koşu Grup 3 Kubilay koşusu. 3 ve Kore İngilizler 2000 metre kuma çıkacak. 8 safkanımız yer alacak. Gerçekten izlemesi zevk verecek bir koşu bizleri bekliyor. Benim burada banko tercihim olacak tabii ki bu koşunun içerisinde. Yani o da Kingman Go sevgili dostlar. Yani burada geçtiği tüm safkanlarla neredeyse beraber koşuyor. Bir tek 8 nolu safkanımızla mücadele içerisine girmedi. Burada geçildiği bir tane safkan var. O da 6 nolu safkanımıza geçilmişti ama oğlum ben önemsemediğim bir koşuydu. Yani Kingman Go, yani burada Özcan Yıldırım'la bu koşuyu kazanmasını ben bekliyorum. Yarın için benim 1. altılık ayınımızın son ayında sığma limanım olacak sevgili Losa 2 nolu Kingman Go benim bankomdur. Tabii ki buna çok çok ciddi rakip, o da yaptığı son koşusunda açık ki Bursa'da 1800 metre mesafede kazanmasını bildi. O zaman da Kingman Go vardı. Kingman Go'yu da geçme başarısı gösterdi. Collier of Flick, yani onu da geçme başarısı göstermişti. Yani demin de anlattığım gibi yani geçildiği safkan Kingman Go'nun altın oğlu safkanımız dedi. O zaman da tabii ki Mavi Kılıç'a da geçirmişti ama şimdi ben rövanşı alacağını düşünüyorum. Alacaktır da Kingman Go benim yarın için sığınma limanımdır, bankomdur. Arkası yani 4 nolu safkanımız ve de 1 nolu Deliver'ı ben bağlayacağım. Mustafa Çiçek'le ters bir yarış gelebilir. İkinciliğe kendini atabilir. 2 bankom, arkası 4 ile 1. İkili için değerlendireceğim. Rövanşı yarın Kingman Go'nun almasını bekliyorum. Evet, 7. koşu şartlı 2, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kuma çıkacak 7. koşumuzda. Evet, burada da koşuya döndüğümüz zaman 10 safkanımız var, yer alacak. 2. üçlü gayrımız burada start alıyor. Evet, burada da 1 nolu safkanımız Ali Yıldız'la, bakmayın 3.lük, 6.lık, 6.lık, 1.lük son koşu 6. olduğuna, ben bu grubun 1-2 gömlek üstünde görüyorum. İlk tercihim 1 nolu safkanımız olacak. Ali Yıldız da bu arada gerçekten onu da tebrik ederim. Aprant arkadaşımız çok çok başarılı koşular çıkartıyor. İlk tercihim 1. Sonra da 3 nolu Rocketman. Sevgili dostlar, bu safkana dikkat. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Bu arada geri planda kalıyor. Muhammed Mirbilgin ikinci kez buluştu. Yarın bir patlama yapabilir. 3 ikinci tercihim. Sonra 4 nolu Bakırcı. Mutlaka ve mutlaka değerlendireceğim. Ve de 6 nolu safkanımız. Buranın sürpriz bir ismi olacağını düşünüyorum. Sevgili dostlar, dikkat Gökhan Gökçe ile. Evet, sıralamamız 1, 3, 4 ve 6 şeklinde oluştu buradaki sıralamamız. Evet, 8. koşumuz şartlı 1'in bir diğer ayı. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacak. 9 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Evet, burada da ben 3 safkan arasında geçecek bir koşu görüyorum. Burada onlar kimler, çalışmaları beğendiğim yine Özcan Yıldırım'la start alacak olan bir Torok temsilcisi 3 nolu safkanımız. Sonradan 4 nolu oğlum Fırat Mustafa Çiçek'le
ve de Yedinoğlu Savkanımız Gökhan Kocakaya'yla ben yeteceğini düşünüyorum. Burada 3-4-7 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet, 9. koşumuza geçelim. 9. koşumuz altılı gayemiz, ikinci altılı gayemizin son ayağı olacak. Evet, burada Fırat Baba yaptığı son koşusunda kalitesini ortaya çıkartan bir sapın İzmir'de 1400'ü handikap 15'i kazandı. Yiğit Oğlum, Nehir'in oğlu, Kral Ceko, yani bunlarla da vardı. Astorahit de vardı. Yani bunlar da geçme başarısı gösterdi. Yarım boyla da olsa Eren Kadirler'le 58,5 kiloyla start alıp formu önde geçmesini bilmişti. Şimdi Vedat Abiş'e teslim edilen ve de 56 kilo. Kilo da düştü. Yani Fırat Baba bir toşur yavrusu. Anne tarafı da çok çok iyi. Yani bu koşuyu bir iki adım önde tutuyorum. Benim ilk tercihim olacak. Yani Fırat Baba yani koşunun en şanslı ismi olacaktır. Veya iki bankolu oynayacak arkadaşlar yönelebilir. Yani kuponu daha da ufaltacak arkadaşlar için önereceğim. Sonradan ben rakip hanesinde 10 nolu Safkanımızı ben kesin ihmal etmeyeceğim. Son koşu derecesi olsa da Oktak Kızıldaş'ta mutlaka değerlendireceğim. 12 nolu Ahber sevgili dostlar. Bunu da yazacağız. 1 nolu Holigan ve de 3 nolu Gül Nisa Can diyeceğiz bu koşuda. Evet, bu koşudaki sıralamam 5. Çok çok önde tuttuğum bir safkan. Sonradan 10, 12, 3 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam var benim sevgili dostlar. Evet, bu sana aktaracağım İzmir programım buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yazdığınız safkanlar ganyan olsun. Hoşça kalın sevgili dostlar.